IMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile beraberiz. Bugün Dacia'da montajımız vardı. Ekstantrik lokum portasının olduğu yerdeki giriş bakımından aldım. Frenin üst tüpünü sıraya koydum. Arabayı şöyle Dacia'yı 2 dakika çekiyorum. Ortalama demin tecrübeye gittiğimizde 6.7 gösteriyor yakıtı stabil kullandığında. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Arkadaşlar merhaba, yeni video ile beraberiz. Bugün İsmailciğimin arabayı sistemi montajladım. İzmir'deyiz. İsmail abi, arabadan neler hissediyor? Arabamız kaç yaşında? Bize tek tek izah edecek. İsmail abi merhaba. Merhabalar. Evet abi. İzmir'deyiz. Tamam. Hoş bulduk. Arabamız 7 yaşında. Tamam efendim. Dizel, 1.5 motor. Şu anda 2000 devirle gidiyorum. Yaklaşık 110 kilometre. Evet, tamam. Çok güzel. Hızla. 4.8 bir yakıt ortalamam var şu an tamam. için. Tamam. Normal şartlarda ben bu aracı 100 kilometrede 2500 devirden aşağı kullanamazdım. Şu anda gördüğünüz gibi 1.9 civarında, 2 diyelim. Evet. Tabii bu devri, bu devirde şu anda 90'la gidiyoruz. Normal bir araba stabil kullandığında 90'da bu deviri mümkün değil, yakalayamaz. Doğru mu İsmail Doğrudur abi? Doğrudur efendim. Olayın esprisi sizin vereceğiniz havanın basıncını dengeleyerek verdiğiniz gaz frenini takviye sağlıyor. Ve size alt devirlerde torkunu aynı gazda hız sabitleyici varmış gibi kullandırıyor. Doğru mu efendim? Aynen doğru ustam. O zaman İsmail abi gazı bir çek sana zahmet. Bize bir göster. Arkadaşlar şu anda ayağımızda gaz yok. Şu anda ne yapıyor İsmail abi arabamız? Şu anda 1.9 devirde 85 kilometre ile gidiyoruz. 4.7. O zaman bir de onu gösterelim. Arkadaşlar demin araba rampa çıkarken o deviri yükselterek çıkartması lazımdı. Devir yine aynı devir, kilometre sürat olarak tork artışındaki bariz vaziyette farkı hissettiriyor. Evet, şu anda 6. vitesteyim. 1.9 devirle gidiyorum. Normal şartlarda gaz istemesi lazım ama araba kendiliğinden hızlanıyor şu anda. Çok güzel. Arkadaşlar arabada bir de 5 kişiyiz. Onu da ayrıyetten söyleyeyim. Gaza yüklenmeden devri yakalıyor. Çünkü normal bir arabanın kendi devri yakalaması için şoför gaz verir. Ama buna ihtiyaç kalmıyor. Çünkü hava beslemeli olduğu için vakum basıncını da kendi dengelediği için bir tık kadar gazla devrini yakalamış oluyor. Şu anda gaz verme ihtiyacı duyuyor musunuz efendim? Hayır efendim. Tamam, çok güzel. Burası galiba biraz rampa mı İsmail abi? Bir miktar rampa var. Tamam. Burada %10 değil, %20 burası. Tamam abi.